Selamun aleyküm, hayırlı günler diliyoruz değerli izleyenler. Sağlıcakla programına hoş geldiniz. Sizlere selam, sevgilerimizi en içten dileklerimizle gönderiyoruz. Sağlıcakla programında bu hafta kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mehmet Ata Akıl'ı konuk ediyoruz. Kalp krizi üzerine inşallah konuşacağız. Damar tıkanıklıkları üzerine inşallah konuşmaya çalışacağız. Sizleri de bekliyoruz. WhatsApp hattımız sürekli açık olacak değerli izleyenler. Merak ettiğiniz sorular varsa bizlere iletebilirsiniz. Canlı yayın telefon hattımızda da sizleri misafir edebiliyoruz. Yine sorularınız için canlı yayına da katılabilirsiniz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve sizler adına hocamızı da selamlıyoruz. Hocam ayaklarınıza sağlık, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Şimdiden Sizler de beni davet ettiğiniz için teşekkür ederim. Bu fırsatı verdiğiniz için. bizler de şimdiden çok teşekkür ederiz hocam. Ekibimiz adına, izleyenlerimiz adına yayına vereceğiniz katkılar için çok çok sağ olun. Önemli bir konuyu konuşuyoruz bugün ama öncesinde sizleri biraz tanımak isteriz hocam. Öyle başlayalım buyurun. Ben Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde öğretim üyesiyim. Adım Doktor Mehmet Ataakıl. Yaklaşık 20 yıla yakındır Diyarbakır'dayım, öyle söyleyeyim. Yani hani kardiyoloji alanında tabii kardiyoloji çok önemli. Zaten bugün de en önemli konulardan biri olan kalp krizini konuşacağız. Evet, inşallah. İnşallah. Peki, çok teşekkürler tekrar hocam. Şimdi kalp krizi hemen hemen herkesin karşılaşabileceği bir durum. Farklı sebepleri var ama karşılaşabileceğimiz bir durum olduğu için önemli. Şimdi öncelikle risk faktörleri kimler, kimler risk altında? Bu soruyla başlamak istiyoruz. Buyurun hocam. Evet. Kalp krizi veya kalp damar tıkanıklığı dediğimiz zaman dünyada en fazla ölüm sebebi olan bir hastalıktan bahsediyoruz. Yani kalp ve damar hastalıkları dediğimiz zaman komple hepsini bir arada düşündüğümüz zaman bunlar peki kimlerde en sık görüyoruz? Bunları iki gruba ayırıyoruz. Bir düzeltebileceğimiz sebepler ki en çok onun üzerinde duracağız. Bir de düzeltemediğimiz sebepler var. Düzeltebileceğimiz sebepler içerisinde kalp krizine veya kalp damar tıkanıklığına en çok sebep olan şey sigara. Sigara bu kalp krizi ve damar tıkanıklığının en temel sebeplerinden bir tanesi. Bir diğeri kontrolsüz tansiyon. Üçüncüsü şeker hastalığı. Bunlar bir de obezite ve hareketsizlik. Bunlar düzeltebileceğimiz damar tıkanıklığına sebep olan sebepler. Bir de düzeltemeyeceğimiz yani genetiksel olarak yatkınlık olabilir veya 40 yaşından sonra yaş bir faktör olabilir. Ailevi faktörler. Bunlar hepsi kalp krizinin sebebi veya damar tıkanıklıkları sebepleri arasında sayabiliriz. Bazılarını düzeltebiliriz bizim Evet, elimizde evet. ve saydığınız özellikle hareketsiz olanlar, çok kilolu olanlar, sigara kullananlar önemli üzerinde durmamız gereken maddeler. Bunlar risk altında. Bunları yapanlar yani kalp krizi ne yakalanmamak için ne yapmalılar? Onu da tabii konuşacağız ama şöyle daha fazla dikkat etmeliler değil mi hocam? Evet, yani örneğin bir yani hani nasıl söyleyeyim? Mesela bir risk faktörü iki kat arttırmıyor tek başına. Diyelim ki 50 yaşında bir erkek sigara içicisi ise bunun riski sigara içmeyene göre 3-4 kat daha fazla olmuş oluyor. Sigarayı bıraktığı zaman bu riski diğer sigara içmeyenle eşitlemiş oluyor. İkinci bir faktör diyelim ki tansiyon hastası. Eğer tansiyonları kontrol altındaysa, ilaçlarını düzgün kullanıyorsa yine kalp krizi riskini veya damar tıkanıklığı riskini en aza indirmiş oluyor. Yine bir şeker hastası eğer ilaçlarına, tedavisine, takibine devam ediyorsa yine riskini şeker hastası olmayana göre bir nebze daha yüksek olsa bile yine en aza indirmiş olabiliyor. Yine kilo ve hareketsizlikten bahsettik. Hem kilo tek başına kalp damar tıkanıklığı için risk faktörü hem de hareketsiz yaşam. Hareketsiz yaşam da özellikle bu kalp krizi, kalp damar tıkanıklığının
en önemli faktörlerinden bir tanesi. Peki, çok teşekkürler. Kalp krizinin belirtilerini de konuşalım. İzleyenlerimiz sorularıyla bizlere katılmaya başladılar. Ondan sonra yavaş yavaş izleyen sorularıyla da devam edeceğiz inşallah. Belirtileri nelerdir hocam? Hangi belirtileri gördüğümüz zaman kalp krizi olabilir diye şüphelenmemiz lazım? Evet. Şimdi kalp krizi dediğimiz zaman veya kalp damar tıkanıklığını birbirinden biraz ayırmak lazım. Kalp krizi dediğimiz zaman çok acil ve önemli bir durumdur. Yani çok özellikle istirahat döneminde veya oturduğunuz yerde ciddi göğüs ağrısı beraberinde nefes darlığı olur. Bu özellikle göğüs ağrısı da göğsün orta hattından işte sola doğru bir yayılım gösterir. Yani genelde biz tanımladığımız göbekle çene arasında sol kola vurabilen bir ağrıdan söz ediyoruz. Ama kriz diyebilmek için çoğu zaman %90-95 esnasında istirahat halindeki olan ağrıya söylüyoruz. Ama bir de damar tıkanıklığı dediğimiz göğüs ağrıları var. Onlar genellikle hareket esnasında eforla dediğimiz yürürken olan göğüs ağrılarıdır. Eğer hani kalp krizinin en önemli belirtisi nedir dersek bunun en birinci noktasına göğüs ağrısını koymamız gerekiyor. Evet. Peki her göğüs ağrısı kalp kriziyle ilgili midir hocam? Hayır, göğüs ağrısı hatta yani bize gelen göğüs ağrılarının %30-40'ı civarında ancak damar tıkanıklığına bağlıdır. Geriye kalanı belki %60-70'ini kas ağrıları oluşturur. Beraberinde bazı akciğer hastalıkları yine göğüs ağrısı yapabilir. Bazı önemli başka hastalıklar göğüs ağrısı yapabilir ama göğüs ağrısı olduğu zaman özellikle risk grubundaki kişiler, yani bu saydığımız özellikle 40 yaş sonrası, sigara içen, erkek hasta ve ailede damar tıkanıklığı varsa, obezler, immobil kişiler yani hareketsiz kişiler, bunlar hepsi risk grubunda. Bunlar eğer göğüs ağrısı olduğu zaman mutlaka bir uzmana veya bir hani göğüs ağrısının önemli olup olmadığını değerlendirmek gerekiyor. Peki, bu soruyu da sormadan geçmeyelim hocam. Kalp krizi sırasında ne olur? Neler yaşanır o anda? Bunu da tarif edelim en azından evet, izleyenlerimize. Yani tabii bunu kalp krizini yaşayanlar çok daha iyi tarif ederler işin doğrusu ama genellikle ciddi bir göğüs ağrısı, bu göğüs ağrısıyla birlikte bir endişe duygusu sarar insanları. Bu da zaten hani endişe ve nefes darlığı beraber gelir. Evet. Bunlar bir nebze belki ölüm korkusuyla buna eşlik eder eğer gerçek anlamda bir krizse. Bunlar hepsi kalp krizinin belirtileri içerisinde sayabiliriz. Terleme, diğer şeyler de eşlik eder. Evet, terleme, nefes darlığı. Hani bu terleme böyle hani sıcak, nasıl söyleyeyim, ateş basmasının veya ateş düşmesinin terlemesi gibi değil, soğuk terleme şeklinde. Evet. Yani tabii bu terlemenin tetik noktasını söyleyecek olursak aslında temel noktası ağrıdır. Ağrının şiddetinden bir soğuk terleme olur bu hastalarda evet, genellikle. Peki. Bir izleyen sorusunu araya yerleştirelim hemen hocam. Diyarbakır'dan Zülküf Kurt Bey bizlere ulaşmış. 62 yaşında kendisi. Geçmiş olsun dileklerimizi öncelikle iletelim. Bende kronik kalp yetmezliği var ve kalbim %45'lerde çalışıyor. Bir de bende hipertansiyon var. İlaç kullanıyorum ancak tansiyon ölçümü yaptığımda ritim bozukluğu görünüyor tansiyon aletinde. Sağlığım için ne tür tedbirler alabilirim, ne tavsiye edersiniz demiş. Burada aletin ölçtüğü ritim bozukluğundan çok bizim hekimin bize söylediği ritim bozukluğu gerçek olup olmadığını bizim takip eden doktorumuz daha iyi tanımlayabilir. Çünkü alette bazı ufak tefek hani çarpıntılar bile ritim evet, bozukluğu olarak algılanır ama bizim eğer yani sizi takip eden doktorunuz eğer sizde ritim bozukluğu var demişse onu kale almak lazım. Yoksa aletin verdiği o ritim bozukluğu uyarısını çok kale almamak gerekiyor. Ha şunu söylemek lazım. Yani bazen %45 dediğimiz hani böyle %100 olan bir şey %45'e inmiş değil. Bazen hastalarımız yanlış algılıyorlar bunu. Evet. Normali yani kalbin normal çalışması %60'tır. Evet. %50'nin üzerini biz iyi kabul ediyoruz. %45 de çok yani fena bir kalp çalışması değil aslında. Bunu da
buradan söyleyebiliriz. Kalp zayıflığı var ama çok önemli düzeyde, ileri düzeyde değil. Peki çok kısa ne tavsiye edersiniz? Nelere dikkat etsin? Bu yani bu hastamız için, bu hasta nezdinde söyleyecek olursak bunun en önemli dikkat edici tabii kalp zayıflığının neden olduğu önemli. Eğer kalp zayıflığı bir damar tıkanıklığından kaynaklanıyorsa öncelikle damar tıkanıklığı şeylerine dikkat etmesi gerekiyor. Kırmızı et, yağlı, kızartma bunları az tüketmesi gerekiyor. Eğer sadece kalp yetmezliği, başka sebepli bir kalp yetmezliği ise burada en önemli dikkat edeceği şey tuz. Kalp zayıflıklarındaki en önemli kalbi yoran şey tuzdur. Günde 3-4 gram tuzun altında tüketmek gerekiyor. Ama şuna da dikkat etmek gerekiyor. Sıfır tuz da zararlı. Yani o dengeyi iyi sağlamak lazım. Hem aşırı tuz zararlı hem sıfır tuz zararlı. Bu dengeyi iyi sağlamak lazım. Peki, çok teşekkürler. Tekrar izleyenimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Bir soru daha var. WhatsApp'tan ulaşmış izleyenimiz bizlere. Eşimde nefes darlığı oluyor. Bazen hızlı, bazen duyulmayacak kadar bu. Nefes ritmi var. Bu neye işaret? Tedavisi var mı? Baş ağrısını da tetikler mi diye sormuşlar hocam. Şimdi nefes darlığı tabii çok ayrı bir konu. Evet. Nefes darlığının önce sebebini araştırmak gerekiyor. Yani nefes darlığı bir kalp zayıflığı belirtisi olabileceği gibi basit bir stres durumu da nefes darlığı yapabilir. O yüzden marjı çok geniştir. Evet. Bir değerlendirmek gerekiyor. Hastanın nefes darlığının bir sebebi olup olmadığını incelemek gerekiyor. Muayenesini yapmak gerekiyor. Peki. Ona göre karar vermek gerekiyor. Peki. Doğrusu. Çok teşekkürler. Bir de telefon bağlantımız var. Hayırlı günler diliyoruz. Adana'dan bir izleyenimiz. Selamun aleyküm. Ve aleyküm selam. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsın abi? Hamdolsun bizler iyiyiz. Teşekkürler. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz size. Sorunuzu alalım sağ lütfen. Sağ ol. Allah razı olsun. Ya abi bu baş dönmesi de var. Bu aşamaları da çok sıkıntım çok oluyor abi. Böyle yere kaldırması zor oluyor abi ya. Evet. Kalple ilgili bir sıkıntınız var mı? Onu abi bilmiyorum. Doktora gitmedim de yine sordum. Dedim hala bakayım ben niye böyle oluyor. Gözüm çok sıkışıyor. Bazı akşamları gündüz yok. Ama akşamları sıkıştırıyor. Bu göğüs sıkışmasını gidiyorum ve başını dinliyor abi ya. Bu peki. Göğüs sıkışmanız yürürken mi yoksa oturduğunuz yerden mi? Yok. Yürürken zor yürüyorum abi ya. Zor yürüyorsun. Peki. Mutlaka bir kardiyoloji uzmanına gözükmende fayda var. Peki. Ondan sonra hani tekrar bir sorun olursa yardımcı olabiliriz size. Peki. Tamam. Çok geçmiş tamam olsun. Ya. Hayırlı tamam. Günler diliyoruz sizlere. Allah'a emanet olun. Genelde sorular başka bir şeyi tetikler mi üzerine izleyenimiz evet. De aslında işte göğüs sıkışması var aynı zamanda baş ağrısı yapıyor gibi bir soru sordu. Yani genellikle kalp krizi veya göğüs ağrısıyla beraber en çok hani eğer damar tıkanıklığından söz edecek olursak bir çarpıntı yapabilir, iki nefes darlığı beraberinde yapabilir. Evet. Baş ağrısı ya da farklı başka şeyler çok fazla sebep olmaz ama en sık beraber gördüğümüz çarpıntı ya da nefes darlığıdır kalp kriziyle beraber. Peki. Tekrar müsaadenizi alalım. İstanbul'dan bir izleyenimiz var. Hayırlı günler diliyoruz. Selamun aleyküm hocam. Ve aleyküm selam. Nasılsınız? İyisiniz? Teşekkürler. Hamdolsun. İyiyiz bizler. Buyurun geçmiş olsun. Sorunuzu alalım. Hocam bende şey var da Wolf Parkinson doğuştan kalp ritim bozukluğu var da. Evet. Yalnız bende çarpıntı falan olmuyor. Evet. Yani rastgele bir doktora göründüm. EKG'de doktor Wolf Parkinson ritim bozukluğu dedi de. Evet. Acaba ablasyon falan dedi de. Acaba önerir misiniz? Ablasyon olmama gerek var mı yani? Kaç yaşındasınız? 38. 38 olmanızda fayda var. Çünkü ablasyon yapıldığı zaman o ritim bozukluğu tamamen ortadan kalkma ihtimali çok yüksek. Yani hani şu an çarpıntınız yoksa bile bir dönem çarpıntı geçirebilirsiniz. O yüzden ablasyonla tamamen çözülebilecek bir konudur. O yüzden olmanızı tavsiye ederim. Peki hocam son bir sorum daha olacak. Bu AF'ye dönüşme ihtimali var mı? Atrial fibrilasyona dönüşme ihtimali var mı bunun? Yani çok nadir.
Çok nadir. Ama bizim SVT dediğimiz kalp hızının çok ciddi artma riski var. O yüzden yani atrial fibrilasyondan çok kalp hızlı atımı, yani taşikardi yapabilir. O yüzden hani ablasyon olmanızın o açıdan faydası olduğunu düşünüyorum. Peki. Abi, çok geçmiş olsun. Allah'a emanet ederim, olun. Sağlıklı günler diliyoruz. Selametle, sağ olun. Teşekkürler. İzleyenlerimizin sorularını da yanıtladık. Çok teşekkürler hocam. Devam edelim. Çocuklar kalp krizi geçirebilir mi diye bir sorumuz var hocam izleyenlerimizden gelen. Çocuklar kalp krizi geçirebilir ama çok çok daha nadir. Eğer ailede ciddi bir kolesterol hastalığı varsa, ailevi bir kolesterol hastalığı varsa veya bir damar anomalliği varsa, doğuştan bir damar anomalliği varsa bunlar kriz geçirebilir. Yoksa diğer durumda çok nadiren kalp damar tıkanıklığı görüyoruz onlarda. Biraz teknoloji girdi hayatımıza hocam. Hı hı. Bazen çocuklar çok teknoloji başında, yani telefon, bilgisayar başında hareketsiz bir şekilde vakit geçiriyor. Belki o endişeyle sormuştur izleyenimiz. Bu olabilir mi? Evet. Bunun hareketsiz, yani saatlerce bilgisayar ve şey başında kalıp hayatını kaybedenler duyuyoruz bazen medyada. Bunlar farklı bir damar tıkanıklığıdır. Yani uzun süre hareketsiz kalma bacaklarda bir kan pıhtısı oluşturur. Bu kan pıhtısı ciğerlere gidip emboli diyoruz buna. Ciğerlere gidip ciğer damarını tıkadığı zaman hasta hayatını kaybedebilecek duruma gelebilir. Evet. Yoksa kısa dönemli veya işte günlük bilgisayar başında olmanın kalp krizi tetiklediğini söyleyemeyiz. Ama uzun vadeli hareketsizlik kalp damar tıkanıklığının en önemli sebeplerinden bir tanesidir. Peki, çok teşekkürler. İstanbul'dan bir izleyenimiz var müsaadenizle. Hayırlı günler diliyoruz. İyi günler hocam. Sağ olun. Hoş geldiniz yayına. Hoş bulduk. Öncelikle iyi yayınlar, hayırlı yayınlar diliyorum. Sağ olun. Hocam, sorum Ata Hoca'ya şu sorum olacaktı. Ben kalp krizi, yani şeyden sonra, COVID-19'dan sonra nefesim sanki bazen daralıyor. Evet. Evet. Yani COVID'e bağlı, COVID sonrası akciğerlerde bazı tutulumlar oluyor. O tutulumlara bağlı nefes darlığı olabilir. Ancak eğer yürürken nefes darlığınız artıyorsa mutlaka bir kardiyoloji doktorunu görüp damar tıkanıklığının olmadığını da, yani öyle bir şüphe olmadığını da teyit etmek gerekiyor. Hocam şöyle, yani yürürken hiç olmuyor ama çok koştuğumda eskisi gibi olmuyor. Evet. Ne zaman geçirdiniz? İlk zamanlarda geçirdim hocam. İlk zamanlarda. Hala devam ediyor. Yani bunun takibini göğüs hastalıklarının yapması ve yani onlara danışmanız daha uygun olur. Peki. Peki hocam, teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Allah'a emanet ediyoruz sizlere. Selametle kalın. Bir izleyenimiz WhatsApp'tan ulaşmış hocam. Hipertansiyonu olan bir hastanın yürüyünce derin nefes alamaması ve kalp çarpıntısının olması ve göğüs ağrısının buna eşlik etmesi neyden kaynaklanıyor olabilir? Şimdi tansiyonla beraber çarpıntı, evet, göğüs ağrısı veya nefes darlığı çoğu zaman tansiyonun kontrol altında olmadığının bir göstergesidir. Eğer tansiyonunu kontrol edip tansiyonu kontrol altında olduğu halde bu şikayetleri varsa mutlaka damar tıkanıklığı açısından değerlendirmek gerekiyor. Evet, peki. Çok teşekkürler. Mersin'den Orhan Baltacı ulaşmış. Öncelikle Ata Hocama selam, sevgilerimi iletmek istiyorum demiş. 5 yıl önce anjiyo yapmıştı ve çok başarılı geçmişti. Sizin hastalarınızdan bir tanesi hocam. Sorum şu olacak: anjiyonun yapılma süresi var mıdır? Kontrol amaçlı bir zamanı var mıdır? Anjiyonun herhangi bir süresi yoktur. Yani bir sene içerisinde veya iki gün, üç gün, gün aşırı veya her gün ihtiyaç varsa yapılmasında da bir mahsur yoktur. Ama çoğu zaman çok uzun vadeli tekrar ihtiyaç olmuyor çoğu hastamızda. Ama arasında herhangi bir süre var mıdır sorusunun cevabı yoktur. Yani üst üste yapılmasının bir şeyi yoktur. Bu birinci sorusuna. İkincisi, kontrol anjiyo diye bir tanım %99 hastamızda
ihtiyaç yoktur. %1 hasta grubu var ki çok riskli damarlara stent taktığımız hastalar oluyor. Nadiren onların kontrol anjiyoları oluyor. Ama çoğu zaman şikayetleri tekrar olmadan anjiyo yapmıyoruz, kontrol anjiyo. Çok teşekkürler. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz var telefon hattımızda. Hayırlı günler diliyoruz. Buyurun, hoş geldiniz yayına. Sağ olun, teşekkürler. Geçmiş olsun, sorunuzu alalım. Buyurun. Benim babam şeker hastası, kalp krizi geçirdi. Evet. 2 hafta önce. Anjiyo aldılar. 2 kere anjiyo aldılar hatta. Sağ bacağı ve sol bacağı. Evet. İkisi de morardı ve diz kapağının altına kadar morarma var. Yürüyemiyor, çok zorlanıyor. Evet. Hani bunun olması normal mi? Ya da ne yapmamız lazım? Yani bacak anjiyosu mu oldu, kalp anjiyosu için mi 2 kere alındı? Kalp anjiyosu için oldu. Kalp anjiyosu için. 2 kere oldu. Şeker hastası ve çok zedelenmişti kalbi. Damarları. Genellikle bu morarmalar anjiyodan hemen sonra olabiliyor. 15-20 güne kadar yavaş yavaş geçer. İnşallah. Yani önerdiğiniz şey yok mu? Hani buz verin demiş doktoru ve doktoru da ben ilk defa böyle bir şey görüyorum dedi. Yani tabii muhtemelen morlukları çok fazladır. Nadiren şeker hastası olduğu için de muhtemelen damarı geç toparlamıştır. O yüzden biraz fazla kanama olmuş olabilir. Birkaç gün içerisinde geçer eğer önemli bir şikayet yapmıyorsa. Kaç gün oldu bu arada anjiyo sonrası? İkinci anjiyosunu geçeli de işte bir 2 hafta, 10 gün olacak. 10 gün oldu. Yani o morarmalar hafif hafif artık yeşer ya, böyle yeşilimsi bir renk almaya başladıysa yavaş yavaş geçecektir inşallah. Peki. Çok geçmiş olsun. Teşekkür. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Teşekkürler. İzleyen sorularıyla devam ediyoruz hocam. WhatsApp'tan bir sorumuz var. Benim kalp atışlarım çok oluyor. Sesi benim kulağıma kadar geliyor demiş izleyenimiz. Gece beni yatırmayacak düzeyde bunlar ve sol tarafıma da yatamıyorum genelde. EKG'mi çektiler. Ultrasyonla kalbime bakıldı. Bir şeyin yok dediler. 50 yaşındayım. Hangi doktora gitmeliyim? Sizlere de selam sevgileri var hocam. Aleyküm selam. Genellikle biz çarpıntı tanımını zaten hastaların hissettiği nabız olarak tanımlıyoruz. Bu hastamızda bir çarpıntı var ama eğer çarpıntının sebebi yok ve o çarpıntıyı hissettiği anda çekilen EKG'leri veya işte yapılan tetkikleri normal ise çoğu zaman bu stres bozukluğuna bağlı bir çarpıntı hissi olabiliyor. Onun için eğer yapılan bütün tetkikler normalse bu stres bozukluğu açısından bir değerlendirmek gerekiyor. Evet. Bununla ilgili hekime gitmesi veya psikiyatri uzmanına danışmasında fayda var. Bu arada bir notu var. Beyin ameliyatı geçirdiğini ve ilaç kullandığını ifade etmiş izleyenimiz. Tabii bu kullandığı ilaçlar, geçirdiği hastalıklar tabii ki bunun sebebi olabilir. Onu da kendi hekimine sormasında fayda var. Peki. Bunun yapıp yapamayacağını. Peki hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bir izleyenimiz Tokat'tan bizlere ulaşıyor. Tokat Turhal'dan selam sevgileri var. 1 sene önce Covid geçirdim. Sol tarafta bıçak saplanır gibi bir şey oluyor. Genelde yatınca oluyor. Sebebi ne olabilir diye sormuştum hocam. Yani Covid sonrası dediğim daha önceki izleyicimizin sorduğu üzerine akciğerde bazı lekelenmeler oluyor ve ona bağlı nefes darlığı daha çok sık görüyoruz. Bazı hastalarımızda kas ağrıları veya bazı hastalarımızda da çarpıntı görebiliyoruz. Yani çoğu zaman bıçak saplanır tarzdaki kısa süreli ağrılar çok bir önemi olmuyor. Genelde kasla ilişkilendiriyoruz ama mutlaka bir hekim tarafından daha önce değerlendirilmiş aile hekimi de olabilir bu. Bir uzman hekim de olabilir. Bu ağrının karakterini ve şeyini net değerlendirmek gerekiyor. Peki, çok sağ olun hocam. Batman'dan Mehmet Zahit Irmak ulaşmış. Açık kalp ameliyatından 1-2 ay sonra ağızdan kanama varsa bu ameliyatla ilgili olabilir mi, yoksa başka bir sebebi var mıdır? Yok, ameliyatla ilgili değildir ama kullandığı ilaçlarla ilgili olabilir. İlaçlar, kan sulandırıcı ilaçlar veriyoruz çoğu zaman bypass'tan sonra. Evet. Bu ilaçları değerlendirmek gerekiyor veya kendi
Eğer bu bir boğaz enfeksiyonu veya boğazda herhangi bir başka bir şey varsa o da kanama yapabilir tabii. Evet. Ama direkt bypass'la ilişkilendirmek yanlış olur. Peki, onu değerlendirmek lazım evet. Bir uzman işlediğinde. Peki, bir izleyenimiz 2016 yılında sigaraya başladığını ifade etmiş ve hemen sonra akabinde kalbim sürekli sıkışmaya başladı diyor. 2021 Haziran ayında sigarayı bıraktım ama o sıkışmalar devam ediyor. Daha ziyade ne yapmalıyım? Hangi önerileri var demiş. Bir kere birinci tavsiyem kesinlikle bir daha sigaradan uzak durması olacak. Ve zaman geçtikçe de sigaranın etkileri tamamen ortadan kalkacaktır. Ancak bu sıkışmalarının sebebinin olup olmadığını bir değerlendirmek gerekiyor. Bir yani hani hekime danışması gerekiyor. Bu sıkışmaların bir önemi var mı, olup olmadığını. Yoksa sadece sigaraya bağlamak yanlış olur. Peki. Bir izleyenimiz kalbim bazen böyle çok sıkışıyor demiş. Fazla bir ağrı hissediyorum. Henüz gitmedim doktora. Acaba önemli bir şey var mıdır? Ne önerirsiniz? Yaşıyla ilgili bir şey var mı? Yaşıyla ilgili bir şey söylememiş izleyenimiz. Yani genellikle dediğim gibi yani hani böyle göğüs ağrısı, nefes darlığı, özellikle eğer egzersiz yürüyüş esnasında oluyorsa mutlaka bir hekim tarafından değerlendirmesi gerekiyor. Önemli olup olmadığını, eğer hekim önemli değil diyorsa da çok fazla da irdelememek önemli oluyor burada. Yoksa hani buradan hani muayene etmeden, şey yapmadan direkt bir hastalık söylemek yanlış olur. Peki, çok teşekkürler. 30 yaşında bir izleyenimiz Diyarbakır'dan ulaşıyor. Bende panik bozukluğu var demiş ve sürekli kalp çarpıntı yapıyor, kalp ağrım oluyor. Doktora göründüm, herhangi bir şey yok kalbinde dedi. Bu normal mi acaba, ileride bir sıkıntı yaşar mıyım evet. Demişler. Panik atak, yani hani şikayeti olan, panik atağı olan hastalarımızda çoğu zaman bunu görüyoruz. Ya çarpıntı ya da nefes darlığı şeklinde. Bunlar eğer kendi panik atak tanısı koyan hekimi veya kendi doktoru eğer bu panik atağına bağladıysa çok önemli değildir. Çok fazla irdelemeye gerek yok. Bir de kardiyoloji uzmanı değerlendirmiş anladığım kadarıyla. Kardiyoloji uzmanı önemli bir şey yok, panik atağa bağlı dediyse çok fazla da endişe etmeye gerek yok diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkürler hocam. Şimdi bizim hazırladığımız sorulara biraz dönelim. Kalp krizi esnasında nelere dikkat edilmeli? Acil müdahale nasıl olmalı? Çünkü karşılaşabileceğimiz durumlar arasında kalp krizi ve bazen o panik halinde ne yapacağımızı karıştırıyoruz. Biraz sizden öneriler, tavsiyeler alalım hocam. Kalp krizinin en önemli yapılabilecek şey en yakın zamanda tam teşekküllü bir acile başvurmak. Evet. En önemli şeyi budur aslında. Öncesinde çünkü önce onun gerçek bir kalp krizi olup olmadığını netleştirmek gerekiyor. Onun için de en yakın sağlık kuruluşuna, değerlendirebilecek yere başvurmak en önemli tedavisidir bu işin. Yani hani örneğin bazen hastalarımız oluyor, göğüs ağrısı oluyor. Ta sabahı bekliyorlar, gece oluyor, sabaha kadar bekliyorlar veya hani bir yere başvurmuyorlar. Bu gerçekten kalbe çok ciddi zarar verir. O yüzden kalp kriziyle ilgili ciddi göğüs ağrısı olan hastalarımızın eğer mümkünse 112'ye acil servise arayarak bunu bildirmeleri ve 112'nin gelip onları hastaneye kaldırmaları değilse bile en yakın sağlık kuruluşuna başvurmaları en doğru şey olur. Yani tedavinin en temelinde acil servise veya bir hastaneye ulaşmak var. Evet. Kendi imkanlarımızla olmamalı bu değil mi hocam? Ya mümkünse kendi imkanlarınızla değil de 112 acil servis aracılıklarıyla çok daha efektif ve şey olur. Peki. İnşallah bu konuyu konuşmaya devam edelim. İzleyenlerimiz var telefon attığımızda. Gümüşhane'den bir izleyenimizi ağırlayacağız. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler olsun. Sağ olun. Teşekkürler. Geçmiş olsun. Sağ olun hocam. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Buyurun. Hayırlı günler. Sorunuzu alalım. Hocam şöyle bir rahatsızlığım var benim. Buyurun. Evet. Önce kulaklarım aşırı derecede çınlıyor. Evet. Ondan sonra yukarı başıma doğru aşırı basınç şeklinde terleme oluyor.
Evet. Evet, dinliyoruz sizi, buyurun. Ondan sonra da işte baygınlık geçiriyorum. Midem aşırı derecede bulantı geçiriyorum midem. Evet. Herhangi bir doktora gittiniz mi bunun için? İşte bayılıyorum, tekrar ediyorum bu. Herhangi bir doktora gittiniz mi bunun için? Nörolojiye gittim ama işte nörolojiye gittim. Bir tablet kullandım, tekrar nüksediyor tekrar, yani onun için. Evet, ya yani bu zaten daha çok nöroloji veya kulak burun boğazın ilgilendiği bir alan. Onun için onların önerilerini dikkate almanız daha önemli. Göğüs sıkışmanız falan yok değil mi bu arada? Yani birlikte seyreden bir şey var mı? Ben işte belirtileri benim için onlar. Hocam işte peki. Hocama dedim, bir arz dedim. Evet. Bakın tam ilgili midir değil midir onu bilmiyorsunuz. Yok, yani daha çok kulak, burun, boğaz veya nörolojinin ilgilendiği alan gibi. Peki. Bahsettiğimiz şikayetler. Çok geçmiş olsun, hayırlı günler diliyoruz sizlere. Diyarbakır'dan bir izleyenimizle devam edelim. Hayırlı günler diliyoruz, hoş geldiniz yayına. Hayırlı günler, sağ ol hocam. Buyurun, geçmiş olsun, sorunuzu alalım. Allah razı olsun, sağ olun. Cümlemizden. Kulak hocada bir sorum vardır. Tabii, buyurun. Ben 85'ten beri kalp krizi ve vesaire kalp ameliyatı olmuşum. Ve daha da devam ediyor. Damar mamar hep tıkanmıştır. Ana damarından bir tanesi iflas etmiştir. Evet. Özel damarında birkaç tane tıkanık vardır. Hoca söylediği gibi. Evet. Kaç seneden beri doktor artık ben bakmışım. Nefesim daralıyor, kesiliyor efendime söyleyeyim. Göğsüm sıkışıyor. Nefes darlığı beni perişan ediyor. Evet. Hocaya gidiyorum, hoca diyor bilmem. Ben bir şey yapamıyorum. Artık ben 7 sefer anj olmuşum. Bir iki sefer balon olmuşum. Maalesef gide bozuluyor. Bir fayda bulamıyorum. Ne yapmam lazım? Ne anjı olabilirim? Doktor dediği gibi ne ameliyat olabilirim? 2007'den ameliyat olmuşum İstanbul'da. Yaşınız kaç bu arada? Yaşım 72 falan. 72 evet. Peki. Peki çok geçmiş olsun hocamızın bu konudaki tavsiyelerini inşallah alalım. Çok teşekkür ederim. Sizi uğurlayalım. Bizi izlemeye devam edin. Hocamızın tavsiyelerini alalım inşallah. Çok geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. Kayseri'den bir izleyenimiz var. Kendisini de alalım inşallah. Sorumuzu yanıtlayalım. Hayırlı günler diliyoruz. Hoş geldin. Hayırlı günler. Sağ olun. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz yayına. Buyurun sorunuzu alalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Hocam size de kolay gelsin. Sağ olun. Hocam benim şöyle bir sıkıntım var. Kalbimde yani göğsümde ağrı yok ama kalbimde bir sanki iğneleme gibi bir şeyler oluyor. Evet. Daha önceden doktora gitmiştim. Kalpte ritim bozukluğu var dedi. Evet. Yalnız o ilaçları da kullanamadım. Yani kullanmadım. Evet. Tansiyonum yüksek. Her zaman yüksek zaten tansiyonum. Kaç civarında? Bazen 14 çıkıyor, bazen 16 çıkıyor. Hı hı. 8, 16, 8. İlaca rağmen mi? Yok, ilaç kullanmıyorum hocam. İlaçları yani hiç kullanmadım. Ömür boyu kullanacağım dedi doktor bana. Evet, evet. Yani hiç kullanmadım şu ana kadar ilaçları. Peki. Yani arada bir gene olmaya başlar yani kalbimde bu sıkıntılar. Evet. Yani ne yapmam lazım hocam? Genelde bir doktora görünmemiz lazım mı acaba? Birincisi şöyle söyleyeyim. Bir kere tansiyon ilacınızı mutlaka düzenli kullanmanız lazım. Bu çok önemli. Çünkü tansiyon sadece kalp değil, beyin, böbrek, işte damarın bulunduğu her yere hasar verebiliyor. O yüzden uzun vadeli eğer siz tansiyonun yan etkilerinden kurtulmak istiyorsanız mutlaka ilaçlarınızı düzenli kullanmanızı tavsiye ederim. Eğer ilaçlarınızı düzenli kullandığınız halde bu ağrılarınız veya işte iğnelemeler devam ediyorsa o zaman tekrar bir değerlendirmek lazım. Ama ilacınızı düzenli kullanırsanız, tansiyon kontrol altına girerse
Bu ağrılarınızın da geçme ihtimali yüksek. Peki. Bazen de işte bu ağrıdan dolayı nefes darlığım oluyor hocam. Çok nadir yani. İşte yani hani dediğim gibi ilaçlarınızı mutlaka düzenli kullanmanız lazım ki daha iyi değerlendirebilelim. Peki. Çok geçmiş olsun. Sizlere hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun. 72 yaşındaki hastamız 7 kez anjiyo olmuş ve artık anjiyo olamazsın, ameliyat yapamayız. Ama şikayetler de devam ediyordu hocam. Tavsiyeleriniz ne olur daha şimdi, iyi bir yaşam için? Şimdi bu tabii yani hani talihsiz bir hastamız olarak yani hani çok ama tabii ki ilaçlar var bununla ilgili. Hani bu damar genişletme için veya ağrılarını dindirmek için veya şikayetlerini azaltmak için ilaçlarımız var. Bazen hani bu ilaçlar tek başına yetmeyebiliyor. Çeşitli diğer yöntemlerimiz de var. Bu hasta tabii ki mutlaka hani bir görmek lazım. Hastanın CD'lerini, anjiyolarını, raporlarını değerlendirip ona göre daha net bilgi verebiliriz. Ancak öncelikle hasta ilaçlarını düzenli kullandığı zaman sporunu mutlaka düzenli yürüyüşünü, ilaçlarını düzenli takip edip gerekirse bazı ilaçlarında değişiklik yapmak lazım. Hastanın fayda göreceği en iyi ilaçları yakalamak için. Peki. Çok teşekkürler hocam. Yozgat'tan bir izleyenimiz var telefon attığımızda. Hayırlı günler diliyoruz. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Hoş olsun. Allah razı olsun. Benim hocama bir sorum olacaktı. Tabii, buyurun. Hocam, benim bu ayak bileğimde bir sızılama oluyor, soğukluk oluyor. Doktora da gittim. Doktor hiçbir şey yok dedi. Evet. Damar tanıklığı falan olsa doktor bilirdi diyorum. Evet, yani onlar genelde damar tıkanıklığı değil de varise bağlı olabilir. Belki varis açısından değerlendirmek gerekir. Eğer varis de yoksa o ortopedi uzmanının değerlendirmesi daha uygun olur. Hocam, bir de şey diyeceğim, bu çorap giyiyorum ya. Evet. Çorabının lastikli şey kısmı geldiği zaman daha çok şey yapıyor. İşte dediğim... Çorap giyemiyorum normalde. Evet, yani bir varis açısından değerlendirmek gerekiyor. Varis, kalp damar cerrahisinin varis olup olmadığını değerlendirmek gerekiyor. Eğer varis değilse damar tıkanıklığı düşünmüyoruz çoğu zaman bu morarmalarda. Peki. Çok geçmiş olsun. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Diyarbakır'dan bir izleyenimiz var. Hayırlı günler diliyoruz. Hoş geldiniz yayına. Hayırlı günler hocam, hoş bulduk. Sağ olun, teşekkürler. Buyurun, geçmiş olsun, sorunuzu alalım. Tabii ki, öncelikle Atı Hocam'a iyi günler diliyorum. Hayırlı günler. Buyurun. Atı Hocam, şimdi biz biliyorsunuz bu son zamanlarda kalp krizi genç yaşlara kadar görülme şeyi arttı, riski arttı. Hani genç olarak biz böyle işin sonunda şey yapmaktansa şimdiden tedbirlerimizi almak açısından hocam ne önerirsiniz? Mesela neler yapabiliriz? Şimdiden hastaneye gelip tetkik yapmakta fayda var mı yoksa? Şimdi konu derçeğin başında, programın başında kalp krizine sebep olan şeyleri saydık. Mesela örneğin bir yaşınız kaçtı bu arada? Yaşım 28 hocam. 28. Bu birincisi sigaraya başlamayacaksınız veya içiyorsanız bırakacaksınız. İkincisi kilo almayacaksınız. Üçüncüsü hareketli egzersiz düzenli yapacaksınız. Eğer bunları yapıyorsanız ve ailenizde de risk yoksa 40 yaşına kadar herhangi bir hani araştırma amaçlı bir tetkik yapmaya gerek yok. Ama 40 yaşından sonra en azından bir kere kardiyoloji veya işte hani değerlendirmekte fayda var. Onun dışında şu an yapacağınız o kalp krizinin risklerinin risk oluşturan şeyleri minimalize etmek, en aza indirmek. Peki. Anladım çok, hocam. Çok teşekkürler. Hayırlı hocam. Günler çok diliyoruz hocam. Sizlere. Bu arada hocam öğretmeniniz ata işlerinin selamı vardı. Aleyküm selam hocam. Peki. Allah'a emanet olun. Çok çok sağ olun. Hayırlı günler diliyoruz sizlere.
WhatsApp'tan gelen sorularımız var hocam. Onlarla müsaadenizle devam edelim. 43 yaşında bir izleyicimiz. Yaklaşık 15 yıldır diyabet, 10 yıldır hipertansiyon, 8 yıldır da kolesterol hastasıyım. 35 yaşındayken kalp krizi geçirdim. Ana damara ilaçlı stent takılmıştı. 2017'de yine şikayetlerim üzerine tekrar anjiyo aldılar. Orada da damar %92 tıkalı çıkmıştı. Geçtiğimiz ayda göğüs ağrısı şikayetiyle hastaneye gittim. Yine anjiyo aldılar. Bu defa da önce takılan stentlerde daralma olmuş. Biri %30, biri %40 daralma olmuş. Bu durum normal mi? Takılan stentlerde daralma daha ne kadar ilerleyebilir? En son yapılan anjiyonun raporunu da paylaşmış bizimle. Çok geçmiş olsun diyoruz. Ne yapması gerekiyor? Tabii şeker hocam? Hastalığı çok gerçekten damar tıkanıklığının en önemli sebeplerinden bir tanesi. Burada hastanın yapabileceği, yani bundan sonra neler var? Bir kere ilaçlarını çok düzgün kullanması gerekiyor. Şekeri olabilir, yani endokrin uzmanıyla beraber tamamen kontrol altında olması gerekiyor. Yürüyüş öneriyoruz bunlara. Ha, bunları yaptıktan sonra tekrarlama riskini en aza indirir. Ama hiç tekrarlamama diye bir şey söyleyemeyiz. Onu ancak bunlara dikkat ettikten sonraki durumunu değerlendirmek gerekiyor. Peki. Bir izleyenimiz, ben ilaç kullandığımda çarpıntım oluyor. İlaçla alakası var mı? Her ilaç çarpıntı yapmaz diyorlar ama kalp şeridi çektirdim. Bir şey yok dediler. Başka bir sebebi olabilir mi ilaç dışında, evet, diye soruyor. Eğer kullandığı ilaçlar soğuk algınlığı ilaçlarıysa evet, çarpıntı yapabilirler. Soğuk algınlığı için hani belki burada isim zikretmek çok doğru olmaz. O yüzden soğuk algınlığı ilaçları çoğu zaman beraberinde çarpıntı yapabilirler. Onun dışındaki ilaçlar da hangi ilaç olduğuna bakmak lazım çarpıntı yapıp yapmadığını değerlendirmek için. Peki, çok teşekkürler. Karaman'dan bir izleyenimiz var. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler, hoş geldiniz yayına. Sesimi alabiliyor musunuz? Arkadaşlar, evet, tamam. Bir sıkıntı yaşadık bağlantıyla ilgili olarak. Şöyle devam edelim hocam. Özellikle kalp krizi esnasında nelere dikkat edilmesi konusuyla ilgili. Çok siz ifade ettiniz, bir acile mutlaka ulaşmak gerekir diye, ama biz bazen kendi yöntemlerimizle çözmeye çalışıyoruz. Mesela işte şu ilacı kullanın ya da işte şu hapı kullanırsanız kalp krizi etkisi azalır gibi farklı farklı yöntemler, ya da az önce de ifade ettim, kendi imkanlarımızla ulaşmaya çalışıyoruz bazı yerlere. Bu arada işte farklı müdahaleler var. Bir kez daha altını çizerek nelere dikkat etmeliyiz, ne yapmalıyız, evet, sormak isteriz. Dediğim gibi, eğer yani imkanlar dahilinde mutlaka 112'ye haber verip 112 aracılığıyla acil servise gitmek en önemli yaklaşım. Burada eğer hani daha önce bu riskli grupta ve daha önce kalple ilgili bir rahatsızlığı varsa hastanın, elinde varsa 300 mg aspirin tarzı kullanılabilir. Bu doğru bir yaklaşım değil mi? Evet, çünkü bu doğru. Kullanın yaklaşım diyorlar, evet, genelde. Evet. Yani ama bu kimlerde doğru? Daha çok daha önce kriz geçirmiş ve kriz olduğundan şüphesi yüksek olanlar için. Evet. Çünkü bazen hastalarımız ve beyinle ilgili hadiseleri de kalp krizi gibi algılıyorlar. Veya diyelim ki o durumda bu zararlı olmuş olur. Yani beyinde herhangi bir kanama ya da başka bir şey, bir durum varsa ve aspirin alınırsa o zaman da sıkıntı olabilir. Onun için daha önce kalp krizi yaşamış veya riski çok yüksek olanlar için söyleyebiliriz bunu. Herkes için doğru olmaz. Peki, çok teşekkürler. Karaman bağlantımız şu an gerçekleşti. Hayırlı günler diliyoruz. Bizi... Hayırlı günler. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi. Hocama bir şey yapacağım. Ben kalp krizi geçirdim. Bir iki sefer acı oldum. Tamam. Evet. Şimdi de pil taktırdım yani. Pilde 5-6 sene oldu. Yalnız yürüdüğüm zaman doktora gidiyorum. Daralıyorum. Doktora gittiğim zaman da doktor ya iyisin diyor. Evet. Yani ne yapmam lazım?
Yani doktor bazı tetkiklere baktıktan sonra değerlendiriyor sanırım. Evet. Tetkik, yani eğer tetkikleriniz normalse tabii ki bu hani pil taktırdığınız için kalp zayıflığı muhtemelen gelişmiştir. Ona bağlı da şikayetleriniz olabiliyor. O açıdan kendi hekiminizin söyledikleri yönünde hareket etmekte fayda var. Eski günlerinizi aramayacağım diyor doktor mesela. Ben daralıyorum dediğim zaman eski günlerini aramayacağım diyor yani. Tabii yani hani orada bir haklılık payı olabildiği gibi tabii sizin durumunuzu en iyi sizi takip eden hekiminiz bilir. Daha iyi değerlendirir. Peki. Oldu. Teşekkür çok geçmiş ederim. Olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Selamette kalın inşallah. Devam edelim yine WhatsApp'tan gelen bir sorumuz. 32 yaşında bir izleyenimiz 3 ay önce aniden burun kanaması başladı ve durmadı. Sonrasında yüksek tansiyon çıktı bunun sebebi. 11 gibi günlük ölçüm yapıyorum. Tansiyon ilacı kullanıyorum. Ortalama 14-9 çıkıyor. İlaca rağmen bu normal mi? EGK ve eko yaptım normal çıktı. Bunun panik atakla alakası olabilir mi demiş isimimiz. Yani panik atakla alakası çoğu zaman olmuyor. Yani çünkü zaten yüksek tansiyonu var. Yüksek tansiyonla beraber eğer ilaç kullandığı halde hala 14'e 9 onlardaysa mutlaka gerekirse ya ilaç değişikliği ya da yanına ilaç eklemek gerekiyor. O yüzden hani sadece başka etkenlere bağlamak yanlış olur. Tekrar hekimine gidip ilaçlarını kontrol edip ya ilaç değişikliği ya da ilaç eklemesi yapmasında fayda olacaktır. Eğer sürekli bahsettiği değerlerin üzerindeyse. Peki. Çok teşekkürler hocam. Kalp krizinin müdahalesini konuştuk biraz ama teşhisi nasıl konuluyor bunun? Bazen şu hatayı da yapıyoruz. Kendi teşhisimizi kendimiz koyma gibi. Teşhis konusu nasıl işliyor hocam? Ondan sonra kısa bir ara vereceğiz inşallah. Evet. Burada teşhis konusunda en önemli araçlarımız tabii ki işte hastanın muayenesinden sonra bizim EKG dediğimiz işte ekokardiyografi dediğimiz değerler. Bundan sonraki aşamalarda anjiyo gerekli olup olmadığı. Anjiyoyu da biz önceden yani eğer kalp krizi ise zaten çoğu hastamızı anjiyoyla tedavi ediyoruz. Evet. Anjiyo yaparak sonraki tedavisini değerlendiriyoruz. Ama eğer damar tıkanıklığı şüphemiz varsa anjiyo gerekip gerekmediğini ön tetkiklerimiz var bunu değerlendirecek. İşte bazen koşu bandı, bazen nükleer tıp tetkikleri gibi bazı tetkiklerle anjiyo gerekip gerekmediğini değerlendiriyoruz. Peki. Bir izleyen sorusu daha alalım. Öyle araya gidelim hocam. Bir dakika vaktimiz var. Bir izleyenimiz benim kolumda damar tıkanıklığı var dedi. Var diyor. Ardından kangren oldu diye ifade etmiş hocam. Sorunun devamı gelmemiş. Sanırım sebeplerini soruyor. Damar tıkanıklığının kangrene dönüşme serüveni. Damar tıkanıklıklarının en çok önemli yani özellikle kol, bacak damar tıkanıklıklarının en temel sebebi kalpte nasıl sigaraysa bunda sigara çok çok daha fazla etkendir. O yüzden kol veya bacak damar tıkanıklıklarının en ana damar tıkanıklığı sebebi sigaradır. Mutlaka bunu yapmak gerekiyor. Eğer peki içiyorsa bilmiyorum tabii ki hastayı. Şöyle sorunun devamı geldi şimdi evet zihnimizden. Açılma şansı var mı diyor hocam. Ameliyat oldum fakat pıhtı kaldı. Kan yürümüyor diye ifade etmişler. Bunun açılma durumu var mı diye var. Değerlendirmek gerekiyor tabii ki. Hani açılma durumu var. Aynen kalp gibi kol veya bacak damarlarında anjiyo yöntemiyle açtığımız oluyor. Peki. WhatsApp'a ulaşan izleyenlerimiz. 38 yaşındayım demiş bir izleyenimiz. Uyku apnesi rahatsızlığım var. 97 kiloyum. Arada bir çarpıntım var. Hapşırdığımda kollarımda ve boynumda yukarı doğru damarlarda sızı hissediyorum. Doktor EKG çekti. Kalp ve damar hastalığı yok dedi.
Hapşırmadan sonraki sızı romatizmadan mı olabilir? Farklı bir sebebi var mı diye sormuş hocam. Bir kere uyku apnesi için en önemli tedavi kilo vermek. Mutlaka kilo vermesini tavsiye ederim. Onun dışında hani EKG ve diğer tetkiklerle eğer kalple ilgili önemli bir şey yok denmişse bu bahsettiği hapşırmayla boyunda ağrı ve sızı muhtemelen kas ağrısı olarak yani hani kas ağrısını hissediyordur. Ama dediğim gibi hani öncelikle bu kilo verip uyku apnesini ve ona yönelik tedavisini olması en doğru şey olur. Peki, çok teşekkürler. 40 yaşındayım demiş bir izleyenimiz. 2 hafta önce kalbime bir şey çarpmış gibi hissettim. Nefes almakta zorluk çektim. Saniyelik oldu. Kalbim durup tekrar geldi gibi hissettim. Ne yapmam lazım? Bir şeye işaret mi bu? Demiş. Bu genelde bizim ekstra vuru dediğimiz kalp normal atarken arada çok nadiren bir farklı atımın olmasıdır. Sonrasında da hemen böyle bir boşluk hissi olur zaten. Hani çok tekrarlaması durumunda mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Ama sadece bir kez olduysa çok önemli olmuyor. Genellikle insanlar toplumda %10-15 oranında görünüyor ama çoğu insan bunu hissetmiyor. Çok sık olursa mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Peki. Sorularımızı aktarmaya devam edeceğiz. İzmir ve Mersin'den izleyenlerimiz var. İzmir'deki izleyenimizle soruyu almaya başlayalım. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler, iyi yayınlar hocam. Sağ olun, teşekkürler. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Geçmiş olsun dileklerimizi de iletiyoruz. Buyurun, sorunuzu alalım. Ya bende kronik kalp yetmezliği var hocam da. Evet. Kalbim %20 çalışıyor şu an. Bir de ATM %20 çalışıyor şu an. Evet. Önce pille takviye yapacağız dediler, pille destekleyeceğiz dediler. Sonradan pilin de faydası yok. Yani kalp çok yorgun. Tek yapacağınız şey kendinizi yormamak dedi. Evet. Ayrıca bir de FM hastalığı var. Bu Akdeniz ateşi denen bir hastalık var. Evet. Çok aşırı sancı yapıyor. Bu dahiyedeki doktor dedi kalp tetikliği olabilir dedi. Yani iç organlarını kalp tetikliyor, sancı yapmış, yapıyor olabilir. Yani FM ile mi alakalı yoksa kalple mi alakalı bu sancılar, onu öğrenmek istiyorum hocam, değil mi? Sancılarınız daha çok net nerede? Karın bölgesinde. Karın bölgesinde, evet. Ateş oluyor, iç ateş oluyor. Bir de çok sancı yapıyor. Aşırı derece dayanamayacak şekilde evet. Sancı yapıyor. Evet. Yani doğrusu hem kalp zayıflığın kendisi karın ağrısı yapar, hem FMF yapar. Yani birbirinden ayırt etmek zor. Ama sizin en dikkat edeceğiniz şey kalp açısından ilaçlarınızı düzgün kullanıp az tuzlu tüketmek. Kalp zayıflığın en önemli tedavisi ilaçlarını düzgün alıp tuz oranını kısıtlamak, ama programın akışında da söylediğim gibi sıfır tuz değil tabi, az tuz burada önemli. Peki. Tamam hocam, Allah razı olsun. Çok sizden geçmiş de. Olsun, Allah'a emanet hayırlı olun. Kendinize iyi bakın, hayırlı günler diliyoruz. Mersin'den bir izleyenimiz var. Hayırlı günler diliyoruz, hoş geldiniz yayına. Hayırlı günler, selam aleyküm. Aleyküm selam. Nasılsınız canlarım? İyi misiniz? Hamdolsun iyiyiz bizler. Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Hanımlar, hata, Allah razı olsun. Siz de iyisiniz inşallah. Elhamdülillah. Sağlığınızdan duacıyız. Allah razı olsun. Teşekkürler. Hocam, senin programla ilgili pek olmayabilir. Ben kara ciğer hastasıyım. Evet. Biraz sesi açabilir miyiz arkadaşlar? Lavaboya gittim, çıkışta yere düştüm. Diz kapağımın altında çarpak oldu, kırıklar oldu. Şimdi ortopedilere gidiyorum. Karaciğerde problem var. Bir sene bir ameliyat yapamıyorum. Hep bahaneler. Bir tanesi de proyektör, dedi ki yapacağım ama 5 gün sonra gidiyorum, olmadı, 10 gün sonra, 20 gün sonra. Ne yapmamız lazım? Karaciğer engel olabilir mi? Evet, karaciğer, yani tabii bunu mutlaka gastroenteroloji ile beraber değerlendirmek gerekiyor. Gastroenteroloji doktoruna gidip hani bu ameliyatı olup olamayacağınızı ya da bu dizinizle ilgili problemi onlarla yapabilirsiniz, danışabilirsiniz.
Hocam gitti bu hastalığa gitti. Evet. Hastalığa gitti. Bana bir yakında giderim çok iyi. Evet. Yani işte o... Hatta dedi ki sana belge vereyim. Sana belge vereyim. İstersen doktora git. Belgeyi gitsen seni ameliyat yapmalım. Tam anlaşılmıyor. Evet, sesi de tam anlayamıyoruz. Çok evet. Geçmiş olsun. Biz hocamızla inşallah konuşalım sizlere. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olun inşallah. Genel olarak ne ifade edebiliriz izleyiniz yani bu, tekrarlayalım hocam. Yani tabii onun karaciğer rahatsızlığı şimdi ortopediyle ilgili bir problemi de var. Anladığım kadarıyla ameliyat olması gerekiyor ama karaciğerden dolayı olamıyor. Bunu ancak kendi doktoruna gidip peki. O bir not yazacak. Yani ameliyat olup olamayacağı ile ilgili bir not yazarsa o notu ortopedi uzmanına iletir veya o gittiği doktora bu şekilde sorunu daha rahat çözebilir. Sözlü ifadeyle değil de yazılı ifadeyle peki. Belki daha iyi çözebilir. Peki hocam, çok teşekkürler. Çok çok sağ olun. Bir izleyenimiz, benim kolumda damar tıkanıklığı var, kangren oldu. Açılma şansı var mı? Ameliyat oldum fakat bıhtı kaldı demiş. Kan yürümüyor. Elim kasılıyor sürekli, ne yapmam lazım? Evet. Yani bir daha önceki bir izleyicimiz de buna benzer bir sorusu vardı. Bacak, yani kol ve bacak damarları da anjoyla da açılabiliyor. Bir değerlendirmek lazım. Hani nerede tıkanıklık var? Nasıl müdahale yapılabilir? Ona göre bir anjo raporlarını, CD'lerini görmeden bir şey söylemek zor tabii. Peki. Doktora gittim demiş bir izleyenimiz. Midral kapak dönmesi var dedi sende. Kapak dönmesinde ilaçla geçer mi yoksa ameliyatla mı düzelmesi gerekiyor? Dönmesi mi, darlığı mı tam? Dönmesi olarak yazmışlar. Hocam. Yanlış bir ifade olmuş. Mitral kapak dediğimiz kalbin 4 tane kapağı var. Bu 4 kapaktan bir tanesi. Evet. Bunlarda ya darlık olur, ya kaçırma olur, ya da gevşeklik olur. Evet. Onların her birinin kendine göre yaklaşımı ve tedavisi farklıdır. Peki. Çok teşekkürler. 49 yaşındayım. 3. doz COVID aşımı olduktan sonra kalp ritmimde yükselme oldu. Kardiyoloji uzmanına muayene oldum. Herhangi bir olumsuz durum olmadığını söyledi. B12 vitamin ve kan sulandırıcı ilaçlar verdi. Aradan 3 ay geçti. Şu anda kalp ritmimin yükseldiğini hissediyorum. Aynı zamanda akıllı saatimden de bunu görebiliyorum demiş izleyenimiz. Herhangi bir çarpıntı olmuyor ama yine de doktora tekrardan muayene olmam gerekiyor mu? Haftada bir ya da iki defa kan sulandırıcı kullanmaya devam ediyorum. Şimdi eğer gün boyu ve günün belli bir süresinden fazla, yani günün işte %60-70'inde, 80'inde kalp hızı hep yüksek devam ediyorsa, bu yükseklik dediğimizde işte nabzı 80'in üzerinde seyretmesi. Tabii bu istirahat halindekini söylüyoruz. Çünkü egzersiz yaptığımız zaman hepimizde bir nabız yüksekliği olur. Eğer istirahat halindeki nabzı 80'in 90'ın üzerinde seyrediyorsa ve bu günün belli bir yüzdesini kaplıyorsa, o zaman mutlaka değerlendirip gerekirse ilaçla onu tedavi etmek gerekiyor. Çünkü uzun süreli kalp hızı yükseklikleri de kalp kaslarına zarar verebilir. Evet, peki. Çok teşekkürler. Bir senimiz 22 yaşındayım demiş. Gebelik sürecinde tansiyonum çıktı. Büyüğü 17, küçüğü ise 10'a kadar çıkıyordu. İlaç kullandım. O süreçte doğumdan sonra beni kalp doktoruna sevk ettiler. Gitmedim. Siz ne öneriyorsunuz? Gitmem gerekiyor mu demiş. Mutlaka gitmesini tavsiye ederim. Çünkü bazen sadece gebeliğe bağlı tansiyon olabiliyor. Bazen de gebelikten sonra bu tansiyon devam edebiliyor. O yüzden bunun devam edip etmediğini ve tedavi yaklaşımı da değişiyor. Gebelik döneminde kullandığımız tedaviler farklı, gebelik sonrası kullandığımız tedaviler farklı. O yüzden mutlaka şu an tansiyonun devam edip etmediğini ve ne yapması gerektiğini mutlaka bir hekime danışması gerekiyor. Peki. Bizim de hazırladığımız sorular arasındaydı. Bir izleyenimiz de sormuş. Stres kalp krizine yol açar mı demiş. Evet. Çok stres şimdi, yapıyorum demiş. Aslında kalp krizi değil de iki tür stres vardır. Bir aşırı sevinç stresi, iki aşırı üzüntü stresi diye. Bu iki stres de kalbe zarar verebilir. Aşırı sevinç de bir zarar verebilir. Aşırı üzüntü de, ayrıca aşırı stres de direkt kalp krizini de tetikleyebilir. Bu üç tane, her üç faktör de kalbi etkileyen şeylerden sayabiliyoruz. Ancak stres
uzun dönemli damar tıkanıklığının bir sebebi değil. Ama ani krizin bir sebebi olarak düşünebiliriz. Peki, çok teşekkürler. Az önceki sorumuzu düzeltmiş izleyenimiz. Hı. Kalp kapağında geri kan akımı var. İlaç da geçer mi yoksa ameliyat mı olmam gerekiyor? Bunun düzeyleri var. Kapakta kaçırmanın, mitral yetmezlik diyoruz buna. Kapakta kaçırmanın düzeyleri var. Eğer hafif düzeyde ise toplumda çoğu zaman sık gördüğümüz bir durumdur. Ama orta ve üzerindeki değerleri değerlendirmek gerekiyor. Ameliyat için kriterleri var bunun, ameliyat olup olmayacağını değerlendirmek için. O kriterleri karşılıyorsa ameliyat diyoruz, karşılamıyorsa da ilaç tedavisiyle takip ediyoruz bunları. Peki. Bir izleyenimiz kalp hastalığını tedavi etmek için ilaç kullanıyorum. Bu biri daha kalp krizi geçirmeyeceğim anlamına geliyor mu? Ben hep hastalarıma şöyle söylüyorum, yani bir eğer kalp krizi geçirmişse veya veya bir stent takılmışsa, insanın normal kalp damarları tıkanıyorsa ve daha önce tıkanmışsa, ileriki zamanlarda tekrar tıkanma riski tabii ki daha yüksek oluyor. Çünkü ona bir yatkınlık oluyor. Onun için hani ama bunu azaltmanın yolu nedir? İlaçlarını düzgün kullanmak, sigara içiyorsa içmemek, tansiyon kontrol altında olması, düzenli egzersiz, şeker hastalığı varsa onu kontrol altına almak, kilo almamak ve sedanter hayattan uzak durmak bu riski en aza indirir. Sıfır yapar mı? Sıfır yapacağını söyleyemeyiz doğrusu. Evet, peki. Bir izleyenimiz, siz sürekli ifade ettiniz, biz de aslında soru olarak hazırlamıştık ama hangi egzersizler, hangi sporları yapsak kalp için daha iyidir demiş. Evet, bu güzel bir soru aslında. Yani en güzel spor yürüyüştür. Yürüyüş ve yüzme en çok tavsiye ettiğimiz sporlardır. 40-45 yaş sonrası önermediğimiz sporlar var. Yarışmalı sporlar gibi, bir de ağır egzersiz gibi. Yani ağır egzersizleri biz belli bir yaştan sonra çok önermiyoruz. Ama insanların yapabileceği en rahat, ulaşımı da kolay olan yürüyüş en çok tavsiye ettiğimiz faydalı sporlardan olarak da sporlardan başında geliyor. Peki ne kadar yürüsün? Isınma ve soğuma dönemini 10'ar dakika çıkarırsak tempolu yürüyüş, günde 30 dakika tempolu yürüyüş öneriyoruz. Bunun içerisine 10 dakika ısınma ve 10 dakika da soğumayı katarsak toplam 50 dakikalık bir yürüyüş öneriyoruz. İlk 10 dakika yavaş, sonra 30 dakika tempolu yürüyüş, sonra da yavaş bir soğuma dönemi şeklinde günde minimum, yani haftada minimum 5 gün, günde minimum 30 dakika öneriyoruz. Peki. Çok teşekkürler. Evet. Batman'dan bir izleyenimiz var telefon attığımızda. Hayırlı günler diliyoruz. Nasılsınız inşallah? Teşekkürler, hamdolsun iyiyiz bizler. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz sizlere. Sağ olasın. Ya bir sorumuz var diye hocam. Tabii. Bir sorumuz var diye. Tabii, buyurun. Affedersin, bayanın namazında böyle sıkışma var. Bir de yatarken boğazında böyle atmaz, damar atması gibi bir şey oluyor. Bu kalpte olabilir mi hocam? Tansiyon olabilir. Tansiyonu ve tabii ki nefesindeki sıkışmayı da kalp açısından değerlendirmek gerekiyor mutlaka. Evet hocam. Evet. Ne yapmamız lazım hocam? Bir kardiyoloji uzmanına mutlaka gözükmesinde fayda var doğrusu. Teşekkür ediyorum hocam. Geçmiş olsun. Peki. Geçmiş olsun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkürler. İzleyenimizi uğurladık. Yavaş yavaş da programımızın son dakikalarına geliyoruz hocam. Kalp ve damar hastalıkları risklerini azaltmak için neler yapmamız gerekiyor? Önerileriniz neler olur, tavsiyeleriniz neler olur bu konuda hocam? Evet. Buyurun, sizi dinliyorum. Önce böyle gençlere ve sağlıklı bireylerden başlayacak olursak, sağlıklı bireylerin kalp hastası olmaması için neler yapması gerekiyor? Bir, sağlıklı beslenmek gerekiyor. Kalp damar hastalıklarının en temel başında beslenme geliyor. Bunlar, sağlıklı beslenme dediğimizde kırmızı et, yağlı, kızartmayı az tüketmek gerekiyor genel toplum olarak.
Bu bir. İkincisi egzersiz öneriyorum ben. Genellikle az önce de söyledi, günde yarım saat tempolu yürüyüş şeklinde. Evet. Mutlaka kalp hastalıkları için zararlı şeylerin başında gelen sigaradan uzak durmak gerekiyor. Sedanter hayat dediğimiz hareketsiz yaşamdan uzak durmak gerekiyor ve egzersiz yapmakta fayda var. Özellikle kalp hastaları ve tansiyon hastalarının tuza dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle kalp zayıflığı olanlar ve tansiyon hastaları, bunlara dikkat etmelerinde fayda olduğunu düşünüyorum. Peki. Kırşehir'den bir izleyenimiz var. Kendilerini de alalım yayına. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler efendim. Sağ olun, teşekkürler. Hoş geldiniz. Sağ olun. Buyurun, geçmiş olsun, sorunuzu alalım. Ben Kırşehir'den arıyorum. İsmim Mehmet Kaçar. Ben bir Kırşehir'de kardiyoloji doktoruna gittim. Evet. Önce bana damar tıkağılığı olduğunu söyledi. Bana ilaç verdi. Bir ay sonra gel, ahli yapacağız dedi. Bir ay sonra gittim. Sağda kalp grafiğini çekti. Damarın açılmış dedi. Anjiyaya da gerek yok dedi hocam. Evet. Böyle bir şey, yani bu ilaçlar açabiliyor mu damarı? Yani bir şüphe olabiliyor tabii ki, ama ilaçlar daha çok kalp krizinin önlemek ve artmasını engelleyebiliyor. Tek başına açtığını söyleyemeyiz doğrusu. Evet, ama anjiyo yapmadan da damar tıkanıklığı kesin var diyemiyoruz zaten. Muhtemelen bir şüphe var demiştir. O şüphe üzerine size tedavi başlanmıştır. Ama hani tabii yapılan tetkikleri bilmediğim için ayrıntılarını bir şey söyleyemem doğrusu. Önce ben önce işte kanımı aldı, kalp grafiğimi çekti. Bir de o ultrason mudur nedir ona doktor. Evet, evet. Tıka olduğunu söyledi, ilaç verdi, bir ay sonra gel, anjiyo yapacağım dedi. Bir ay sonra gittim. Sadece kalp grafiği çekti, damarı açılmış dedi. Yani bir şey söylemek zor tabii ki bu durumda. Eksik evet. Bir durum var mı? Ne yapsın? Yani izleyiniz? İşte bu durumda hani başka, yani hani bazı testler var. Damar tıkanıklığı olduğunu, olup olmadığını göstermek için egzersiz efor testi gibi veya programın başka bir yerinde yine sintigrafi dediğimiz nükleer tıp görüntülemeler gerekiyor. Yani anjiyo gerekip gerekmediğini önceden netleştirmek gerekiyor. Ama hani önce işte anjiyo damar tıkalı sonra açılmış demek zor tabii, böyle hani tetkik yapmadan. Bir daha bir uzmana gözükmesine fayda var. Fayda var. Evet. Peki, çok teşekkürler. Geçmiş olsun. Dileklerimizi iletiyoruz sizlere. Ben de teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyoruz. Selametle inşallah. Sağ olun. WhatsApp'tan gelen sorularımıza da kısa yanıtlarla inşallah. Kalp krizi geçirdi babam demiş bir izleyenimiz. İki damara stent takılı kan... Evet, kan akışını hızlandıran ilaçlar kullanıyor. Hı. Ama ağızdan kanlı sıvı geliyor. Hocamıza sorar mısınız sebebi ne olabilir diye? Kan sulandırıcı ilaçların etkisinden kaynaklanabilir. Eğer bu çok fazla düzeydeyse mutlaka kendi doktoruna danışıp ilaçları kesip kesemeyeceğini danışmak gerekiyor. Bir de bu kanın miktarı ve sürekliliği önemli. Ona göre hani ilaçları, ama kendi başına kesinlikle kesmemek gerekiyor. Mutlaka kendi hekimine bunları anlatıp ona göre tedavisini yönlendirmek gerekiyor. Peki, çok teşekkürler. 31 yaşında Süleyman Bey bizlere ulaşmış. Ekonomik ve bazı sebeplerden dolayı sürekli kalp atışım yükseliyor. En son 185 basınca kadar çıktı. Kardiyoloji doktoruna gittim ama bir şeyim olmadığını söyledi. Kalp basıncını sürekli yüksek hissediyorum, çarpıntım olduğunu hissediyorum. Göğsümde de sürekli ağrılar var, ne yapmam lazım demiş. Yani biz, yani hani eğer kalp hızı, nabzı sürekli çok yüksek seyrediyorsa, mutlaka hani altında bir şey yoksa bile o kalp hızını tedavi etmek gerekiyor. Bazen kalp hızını düşürmek de, sadece tek başına düşürmek de hastayı rahatlatabiliyor. Ona yönelik tedaviler var. Tedavi almasına fayda olduğunu düşünüyorum. Peki. Almanya'dan Ahmet Koşmaz beyefendi ulaşmış bizlere. Ben 72 yaşındayım demiş. 4 yıldır kalp ritim bozukluğu var bende. Günde 2 defa ilaç alıyorum.
Şu anda Almanya'dayım, ufak bir harekette terliyorum. Kardiyoloji uzmanı bana kalpte inişli çıkışlı olduğu için Düsseldorf'ta hastanede sana şok vererek kalbi düzelteceğiz diyorlar. Bekliyoruz ama Türkiye'de hiçbir doktordan bunu duymadım. Gerçekten mümkün mü bu demiş. Evet, bir izleyicimiz bu bir şey sormuştu, atrial fibrilasyon diye. Bu atrial fibrilasyon dediğimiz ritim bozukluğuysa eğer şok vererek düzeltilebilir. Ama düzeltmek gerekir mi? Düzeltirsek ne kadar fayda eder? Tekrar girer mi? Onu ancak hastanın genel durumunu değerlendirerek söyleyebiliriz. Sadece hani ritim bozukluğum var tanımıyla söyleyebileceklerimiz bunlar doğrusu. Ama böyle bir yöntem var. Var, evet. Var. Ama bir hasta grubunda, her ritim bozukluğunda yok. Bir hasta grubu var ki evet bu yöntem var. Yani şok vererek düzeltilebiliyor. Başarı oranı nasıl hocam? Başarı oranı yüksek ama gerekip gerekmediğini iyi değerlendirmek gerekiyor. Evet. Çünkü eğer kalp büyümüşse ve siz düzeltirseniz de tekrar girecekse bu sefer bunu yapmaya gerek yok. Çünkü tekrarlayacağı için bir fayda görmez ama öncelikle gerekip gerekmediğini netleştirmek lazım. Ama oradaki hekim arkadaşlar şok vererek düzeltebiliriz diyorlarsa mutlaka bunları incelemişlerdir diye düşünüyorum ve bu yöntem var gerçekten. Evet, siz de tavsiye ediyorsunuz. Evet, tavsiye edilen bir yöntem. Çok teşekkürler hocam. Genelde ne yememeliyiz üzerine konuştuk ya da nelere dikkat etmeliyiz. Ama kalp için önerdiğiniz bazı besinler var mı hocam? Özellikle tüketebilirsiniz kalp sağlığınız için dediğiniz. Bu soruyla bitireceğiz artık. Evet. Buyurun. Yani bir kere dengeli beslenmek en önemlisi. Yani hiçbir şey, her şeyin aşırısı zararlı. Ama kalp sağlığı için en önemli gıdalardan bir tanesi balık. Balık ve balık türü ürünler kalp için çok önemli ve haftada iki kere tüketmemiz gereken bir ürün. Bunu söyleyebilirim. Bu diğer tüketmememiz gerekenlerden de uzak durursak, özellikle mesela sıvı yağlar içerisinde zeytinyağı tercih edilebilir. Katı yağlardan uzak durulabilir. Bu şekilde hani bunların içerisine balık ve balık ürünlerini koyarsak herhalde en doğru yaklaşım o olur. Peki. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mehmet Ata Akıl. Hocam çok teşekkürler. Yayına katkılarınız için izleyenlerimiz adına, ekibimiz adına, televizyonumuz adına çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Teşekkürler tekrar. Değerli izleyenler, kalp krizi özelinde damar tıkanıklığı, kalp hastalıklarını konuştuk. Sağlıcakta programının bu haftada sonuna geldik. Kardiyoloji uzmanı doçent doktor Mehmet Ata Akıl hocamıza tekrar teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir konu ve konuğumuzla inşallah karşınızda olmak ümit ve duasıyla diyelim. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim. Sağlıcakla kalın.